Kazancı Bediye burası için, Urfa için çok özel ama Türkiye için de çok özel. Çok değerli sanatçılardan biriydi. Hala öyle. Yani hala öyle. Kazancı Bediye ve Bedih amcadan önceki sanatçılar adını burada sayamayacağımız evet. işte Tenekeci Mahmud amca, Mukim Tahir, ne bileyim yani hafızlarımız var. Gerçekten sıra gecesi geleneğinin veya Mevlüt Hanlığı'nın gerçekten mihenk taşları bunlar. Evet. En son zaten şey Bedih amcaydı. O da trajik bir ölümle aramızdan ayrıldı. İşte Urfa müzik geleneğinin veya sıra gecesi geleneğinin mihenk taşları bunlar. Demin anlattığın gibi dün gece ölüm yıl dönümüydü. Evet. Dün mezarı başında, evet 8. ölüm yıl dönümüydü. Dün mezarı başında andık kendisini. Yani Urfa sıra gecesi geleneğinin meclisi diyelim bu şekilde. Tabii sıra gecemiz olmazsa olmazı müzik değildir bunun. Evet. Tabii söz sohbet değil mi? Biraz tabii yani. Söz sohbet. Yani şöyle bir şey söylenir. İşte yaşı, aşı, işi birbirine uygun gelen insanların haftada bir gün toplanıp evet. böyle bir mecliste. İşte müzisyenlerin oturduğu mecliste müzik çalınır, meşk edilir. Ne bileyim işte edebiyatçıların bulunduğu bir ortamda edebiyat konuşulur. Evet. Siyasetçilerin bulunduğu bir yerde siyaset konuşulur. Bu şekilde. Siz Kazancı Bediye, evet kayıp dedik ama burada hiç unutmuyorsunuz, unutturmuyorsunuz. Yani iyi bir değerdi dediğim evet. gibi. Yani Urfa müziğinin, gazel geleneğinin mihenk taşlarından biriydi. Urfalı ya. Ben de bu.